Âmentü billah ve bil yemil ahire. Allah'a iman ve ahirete gününe imanla ilgili ayetlerin bir nevi tefsirinde yapılan yerde. Bu iki iman rüknünün, bu iki iman esasının insan ruhuna yaptığı etki ve faydası ve bununla beraber tevekkül, sabır ve duanın bu iki iman rüknüyle olan irtibatını anlamaya çalışıyorduk. Ve Kur'an'ı dinlemenin ve hükmüne inkiyat etmenin ne demek olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu 5. bölüm. Tabii ilk 4 bölümde sürekli takip edenler için daha akıcı bir konu olacak ama aslında başlı başına bir konu ve başlık olarak da yakıcı ayrılıklar diye başlık attık. Ne kadar da olsa farkında varmasak da ayrılıklar insana gerçekten yakıyor. Ve bu dersimizde çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Zeval ve firak konusunu işleyeceğiz. Yani ayrılık dediğimiz işte atıyorum sevdiğimiz atıyorum kız arkadaşımız öyle şey olmaz da hani geçmişte olmuşsa çoluk çocuğumuzdan olan bir ayrılık değil bu. Mahlukatla mevcudat olan irtibat hattımızla mevcudatın bizden ayrılması ve bizi yakması hissetmediğimiz o yanıkları anlamaya çalışacağız. Ve oradan marifetullah manalarını çıkarmaya çalışacağız. Evet, şurada kalmıştık. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürürü zaman. Temsildeki geçen kısımdan hatırlarsanız bir asker vardı değil mi? O bir asker bir geniş bir sahrada arkada cesim bir aslan, önde bir dar ağacı vardı. Sağında sonunda ondan sonra yaralar vardı ve uzun bir yolculuğu vardı. Böyle bir hadise içerisinde, böyle bir yolculuk içerisindeki bir askeri anlamaya çalışıyorduk. O asker kim? O asker benim, o asker sensin, hepimiziz. Şimdi daha önceki derslerde işlediğimiz konular vardı, onlara geçtik. Şimdi o zeval ve firak, yani mürur zaman demiş olduğu zaman akışı, zaman içerisinde sürekli var olan zeval ve firak, o ayrılıklar, o kopuşların manasını anlamaya çalışıyoruz. Ve diyor ki, bunlar sani zülce Celal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alıyormuş. Bu zeval ve firak hakikati. Şimdi zeval ne demek? Zail olma. Yani yok olma görünüşte. Firak da ayrılık. Mürür zaman dediğimiz şey de zamanın akışı. Ve zaman şeridinde eğer her insan kendi hayatına baktığında aslında sürekli bir kopuşların farkındadır. Yani bunu hiç farkına varmasak kendi bedenimizden farkına varırız. Yaşlanıyoruz. Sürekli şekilde hayat apartmanından kopmalar var. Mesela insanın hücre bazında her gün yenilenen hücreler içerisinde giden sayısı 1000 gençken, giden sayısı 1000 ise gelen sayısı 2000 oluyor. Ama ihtiyarlık başladığında yani o 40 barajını aşmaya başladığımızdan itibaren giden 1000 ise gelen 900 oluyor. Ve artık eksi 100 ile envanter açık vermeye başlıyor. İşte o eksi 100'ler, eksi 150, eksi 200 olmaya başladığında sen de bu vücudunda alamet olarak ihtiyarlık olarak gözüküyor. Bu en yakın kendi dünyamızdaki mesele ama temsilde dar ağacı olarak ifade ediliyor. Hani askerin önüne bir dar ağacı vardı. Ne yapıyordu? O dar ağacı bütün sevdiklerini asıyor ve onu da bekliyordu. Temsildeki hikayedeki mesele. Şimdi o dar ağacı neydi? O dar ağacı da zeval ve firak. Yani sürekli sevdiklerimiz asılıyor, yok oluyor, bizden ayrılıyor ve o dar ağacı bizi de bekliyor. Şimdi bu zeval ve firak hakikatını kendi dünyamızda canlı tutmak için bir noktaya çok iyi dikkat etmemiz lazım. Zeval ve firakın en net gözükmüş olduğu veyahut da anlaşılır hale gelmiş olduğu iki tane ayet vardır. Birisi gece, birisi gündüz. Bak diyor ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Ha, demek ki biz o dünyamız içerisindeki zeval ve firakların farkına varamıyoruz. Fakat bu zeval ve firakların en zahir, en aşikar şekilde hissedildiği zaman gece ile gündüz dönümündeki o deverandır. Gece alemi gündüz aleminin zevalidir. Gündüz alemi gece aleminin zevalidir. Sürekli zeval ve firak hakikati sürekli kainatta vardır ve gece gündüz de bu en net ve zahir olarak anlaşılır. O yüzden hani geçti günler, gitti günler, şeye gidi günler diye o aslında kendi alemimize canlı tuttuğumuz mana budur. Gece ve gündüzde ne yapıyor? Her dost veda eder, kaybolur. Bu olmazsa olmaz bir şey. Şimdi bu öyle bir şey ki gece ve gündüzde her dost veda eder, kaybolur. Fakat insanda da öyle bir cihazat var ki, insan öyle cami bir varlık ki insana ne yapmış Cenab-ı Hak? Hadsiz bir muhabbet koymuş. O muhabbetle beraber var olan ayrılışlarla beraber yanmalar koymuş. Biz bu manayı en zahir eş dost akrabamız vefat ettiğinde anlayabiliyoruz. Veyahut da çok yakınımız vefat ettiğinde anlayabiliyoruz ama bakın hassas insanlar, daha doğrusu insaniyetini iyi tanımlamış insanlar ve hatta tanımlamayı bırakın kendini dinleyen insanlar bu hakikatin hep farkına varmışlar. Bak diyor ki, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin, ehli gaflet yani kendini unutan, kendini din harici bir bakışa saplayıp kendini tabiri caizse şırıngalarla uyutan insan ehli gaflet. Çoğu zaman
Biz bu grubun içerisine giriyoruz maalesef. Ehli gaflet ne yapıyor? Dünya gibi büyük hasta bir manevi vücudu vardır. Neden? Çünkü dünya ile irtibatın var. Çiçekleri seviyorsun. Güneşi seviyorsun. Yazı seviyorsun. Kendini seviyorsun. Çocuklarını seviyorsun. Eş dost akrabanı seviyorsun. Bahçeni seviyorsun. Evini seviyorsun. Cenneti istiyorsun. Böyle acayip şekilde muhabbetler bize derc edilmiş. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verir. Şimdi iman devreye giriyor ve bu ayrılıklar, bu zeval ve firak hakikatinin manası değişmeye başlıyor. Çünkü zahirde yakıcıdır. Ben birkaç tane yer okuyacağım şimdi. Öyle enteresan adamlar bunu hissetmişler değil mi? Bizim için çok böyle şey bir konu bu. Ya hatta düşündüm ben burayı okusak, okumasak, anlatmaya kalksak ama dedim konu gidiyor artık, Allah kabul etsin kim ne kadar hisse alırsa. Çünkü dedim ya, kalınlıktan dolayı biz hassas kantar değiliz. Mesela karpuzcu kantarı ne yapar? Karpuz tartar. Onda altın tartabilir misin? Mesela koy altını, tartmaz yani. Onunla adam koca bir tane karpuzu koyacaksın. O koca karpuzun hemen karşı tarafına da o koca karpuz kadar fazla ağırlık koyacaksın ki denk gelesin. Ha, o zaman ne yapıyor? Tartıyor. Ama kuyumcu altını, kuyumcu tartısı hassas. Ne yapıyor? Adam atıyor bir de böyle havadan ki daha da baskı yapsın, ağırlaştırsın diye. Hassas terazi. Şimdi karpuzcu kantarı gibiyiz. Yani duygularımız, hissiyatlarımız kabuk bağlamış. Çok sağlam bir yanık yememiz lazım. Çok sağlam bir şekilde deşinmemiz lazım ki bu manayı hissederim. Ama ehlullah, kendini doğru tanımlayan, dinle doğru analiz eden kişiler veyahut da daha hassas yapıda olanlar, mesela bazı şairlerde de bu haleti görürsünüz, bu yanıkları devamlı hissederler. Mesela üstadın hayatında bu çok vardır yani. Der ki şu sarı çiçeğe baktım, işte bu ağaçların hemhemeleri, sallanmaları beni diyor aldı götürdü vesaire, böyle acip acip haletler. Şimdi böyle biz okuyunca böyle şeylere adama bak ya, ne çekmiş ya. O mesele budur ki eğer yaranın farkına varırsak merhem bir mana ifade eder değil mi? Daha önceki derslerde ifade ettik. Yanık kremi var değil mi? Sildirdin kremini. Ben şu anda elime sürsem ne olur? Deneyebilir misin ki ya bu krem 5 para etmez? Gidersin doktora, ya ben bu kremi sürdüm hiçbir fayda görmedim. Adam bakar der ki kardeşim sen yanmamışsın. Yanmadıktan sonra krem sana para etmez. İmandaki bu ilaç, bu zeval ve filaktaki bu yanıklarını da hissedersen sana imandan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Şifa vermeye başlıyor. Bak bir yerde okuyorum. Diyor ki insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet. En basit manada sevgi. Sırrı tevhid yardım etse. Sırrı tevhid. Yani Cenab-ı Hak'la o muhabbeti bağdaştırsa bu küçük insanı kainat kadar büyütür ve genişlik verir. Allah hesabına her ne seversen senin için genişlik olur. O yüzden geçen grupta paylaşmıştık. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Sonra dedim ya hani bir ezber bozmak için. Acaba yaratılandan ötürü yaradanı sevmek mi, yaratandan ötürü yaradılanı sevmek mi? Hangisi daha geniş bir cadde? Birisi Yunus Emre Hazretleri'nin sözü. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü demiş Yunus Emre Hazretleri. Bu bir bakış. Doğru mu? Doğru. Bir de ne var? Yaratılanlardan ötürü yaradanı sevmek var. Şimdi Allah hesabıyla olursa ikinci daha geniş bir caddedir. Ama manayı ismiyle baktığında kavi bir esbaba denk gelirse diyor üstad orada tıkanır kalırsın. Ne demek bu? Mesela yaratılanı seviyorsun, yaratılanlardan ötürü yaradanı seviyorsun. Manayı harfiyle bakış. Yani sanata bakıp sanatkara ulaşmak. Ama geldin de sanata takıldın, mana ismine bakmaya başladın. Bu çocuğun olur, bu kendin olur, bu gençliğin olur. Bu hayatın olur vesaire vesaire. Ne olursa herkes kendi alemindeki sevgileri buna koysun. Sen çocuğunu, yaratılanı, yaratandan ötürü değil de yaratılanı yaratıldığı için mana ismini benim çocuğum diye sevdiğinde sen Cenab-ı Hakk'a ulaşma yolu kapandı. Neden? Çok sağlam bir sebebe takıldın. Ama yaratılanı seviyorsun, yaratana ulaşıyorsun. Mana harfiyle bakıyorsun. Ya bu bir bardak ama Cenab-ı Hak bana sanatıyla bana bunu manayı vermiş. Münevvin esmasını göstermiş, Musavvir esmasını göstermiş, Mukaddir esmasını göstermiş. Her yaratılan seni Cenab-ı Hakk'a ulaştıran birer basamak hükmüne geçer. İkinci yol daha geniş bir caddedir ama tehlikelidir. İlk yolda Kur'an'ıdır ama ikinci yol kadar geniş değildir. Eğer sırrı tevhid girerse bütün kainat kadar bir genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar insanı. Eğer şirk ve küfür neydi? Hakikatin üzerine örtmekti. Yoksa itikadi olarak kafirlik manasını anlamıyorduk. Bak burası çok önemli. Küfür ve şirk düşse, şirk işte itikadi olaraktan Allah'ı tanımadan, Cenab-ı Hakk'ı tanımadan sevgi. Böyle bir sevgi peygamber sevgisi de olsa insanı dinden çıkartır. İspat, Hazreti İsa'ya Hristiyanlığın duymuş olduğu sevgi. Hazreti Ali'ye Alevilerin ve Rafizilerin duymuş olduğu sevgi.
Ne oldu? İtikadi bir bozukluğa sebebiyet verdi. Bakın şirke girer. Muhabbetten şirke gidilir mi? Gidilir. Şirk ve küfre düşse eliyazu billah öyle bir musibet olur ki bu muhabbet neden musibet oluyor? Mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbupların. Çünkü sevdiğin her şeyin senden ayrıldığını görüyorsun. Sürekli bir ayrılık hakikati var. Çiçeğini seviyorsun soluyor. Kendini seviyorsun yaşlanıyorsun. Hanımını seviyorsun yaşlanıyor. Dünyadaki malı mülkünü seviyorsun elinden gidiyor. Sürekli şekilde zeval ve firakta mahvolan bir de biraz daha geniş dünyaya baktığında kainattaki bütün mahlukat geliyorlar ve gidiyorlar. Gelen de yolcu, giden de yolcu. Dün Furkan Havaalanı'na bakıyorum öyle yazıyor. Gelen yolcu, giden yolcu. Öyle dedim yani klasik gelen de yolcu, giden de yolcu. Bakıyorsun ki bazı yolcular mesela çok kısa sürüyor hayatları bize göre. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Kimisinin daha uzun sürüyor ama en uzun süren de olsa zeval ve firakla ne yapıyor? Yolcu. Sen de sevgin var. Her gidenin arkasında ne yapıyorsun? Kalp gözyaşını dökmeye başlıyorsun. O yüzden İbrahim Aleyhisselam ne demiş? La uhibbul afilin demiş. Batıp gidenleri sevmem demiş. Batıp gidenleri sevmem demiş. Yani. Çünkü batıp giden sevilmez. Batıp gidiyorsa ama her şey batıp gidiyor ne yapacağız? İşte yavaş yavaş bak yola başladın. İnsandan İslam'a, fıtrattan İslam'a doğru yolculuğa başladın. Baktın ki her şey gidiyor. Yani bir şey yok. İşte bunların hepsi o biçare kalbi insani her dakika parça parça eder. Ama hissetmiyorum ben bunu. Gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nevinden. Zahiren hissettirmiyor. Gaflet veren lehviyatlar, işte bu lehviyat nedir? Haberlerdir, siyasettir, futboldur, dizidir, ondan sonra dünyevi işlerindir, tamam mı? Sürekli şekilde kendini şırıngalıyorsun. Özellikle kendi nefsinizde bakın. Yoğun bakımda olmadığı halde bilinci kapalı çok insan var. Kapalı yani, şuur kapalı. Çoğumuzun öyle. Bak mesela bugün kaç tane zeval ve firakın farkına vardınız? Daha ilk defa belki hayatınızda zeval ve firak kelimesini bugün burada duydunuz. Okuyanlar belki duymuştur. Her şeyin, kainatta birçok şeyin kopup gittiğini, ayrıldığının farkına vardınız mı? Yok. Bugün mahlukiyetinizin farkına vardınız mı? Bu kadar ders yapıyoruz kaç haftadan beri. Mahluk olduğunuz, Halik tarafından idare olduğunuzun farkına vardınız mı? Yok. Bakın şuur kapalı. Ama yoğun bakımdayız. Ne zaman çıkacağız? Bir örnek vermiştik ya hastanede adam büyük bir hastalık geçirmiş ameliyata giriyor çıkıyor. Doktor diyor ki şu anda diyor yoğun bakımda diyor bilinci kapalı. Yanındakiler de bekliyorlar. Adam diyor ki kızım diyor. Yanındakiler de hemen tabii işte bak uyandı falan doktoru çağırıyorlar. Adam bakıyor kızım diyor bu sayıklıyor diyor. Kendinde değil. 5-10 dakika bir saat sonra tekrardan işte bu sefer diyor ki oğlum yanındakiler gene seviniyor. Aa işte bak elhamdülillah iyileşti falan. Çağır doktoru geliyor doktoru bakıyor. Yok diyor sayıklıyor kendinde değil. Birkaç saat sonra adam böyle açıyor gözlerini. Ben neredeyim? Neresi burası? Kim getirdi beni buraya? Doktor geliyor. Şimdi ayıldı. Şimdi kendine geldi. İşte nereden geldik, nereye gidiyoruz ve ne için geldiğini gün içerisinde sorgulamadığımız her an yoğun bakımda olmadığımız halde bilincimiz kapalı. Hayatta değiliz, ölü hükmündeyiz. Dünyanın zahirisi yoğun bakım. Ama şimdi çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Mesele çalışmamak değil yani. Meselenin özü dünyaya geliş gayeni, ne için geldiğini ve nereye gittiğini unutmamak ve her an var olan ölüm hakikatini müşahede etmek. Ona göre hayatını dengeleyeceksin. Çalışacaksın. Çalışmak ibadettir. Mahluksun. Sen acizsin. Çalışmak zorundasın zaten. Zaten bu manadaki çalışmak ibadettir. Namazını kıldıktan sonra, ibadetini yaptıktan sonra vesaire terk etmenle işini gücünü devam et. Ama bilincini kapatma. İşten dolayı kapatıyoruz. İşten boşta kalan zamanlarda telefonla kapatıyoruz. Telefondan arta kalan zamanlarda haberlerle kapatıyoruz. Haberlerden boşta kalan zamanlarda futbolla kapatıyoruz. Futboldan boşta kalan zamanlarda Eylül'den itibaren dizilerle kapatmaya başlıyoruz. Ve sürekli ne diyor bak iptali his nevinden his iptal uyuşuyor. Ameliyatlarda ne yapıyorlar? Belli mesela yeri anestezi diyorlar değil mi? Orayı hissetmiyorsun. Özellikle mesela dişçiye gidenleriniz bilirsiniz. Diş çektirirken ne yapıyor? Adam buradan bir iğneye vuruyor. Burayı hissetmiyorsun. Sanki burası yok. Burası iptal. Orayı istediğin kadar bastır. İstediğin kadar bir şey sok. Hiçbir fayda etmez. Hissetmezsin. Ama ne zaman hissedersin? Uyuşukluk geçtikten sonra. Yani oradaki artık uyuşukluk ilacın etkisi geçince sen de hissetmeye başlarsın. O yüzden emin olun ki bakın bu dünyada hakiki manada hiçbir şekilde lezzet alma imkanı yoktur. Üstad diyor ki ben diyor firaktan ve zevalden çok inciniyorum. Bak üstad diyor ne diyor? Ben diyor zevalden ve firaktan çok inciniyorum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler müfarekatla beni bırakıp gidiyorlar. Ve ben de gideceğimi biliyorum. Bütün dünya gidiyor. Ben de gideceğim. Şimdi adam diyor ki kardeşim ya siz bu dindarlar var ya insanların lezzet almasına engel oluyorsunuz. Bir tane söyle yorum yapmış bize. Akıllı adam.
kendilerini akıllı zannediyorlar. Diyor ki siz de ki insanların keyif almasından hoşlanmıyorsunuz ya, insanlar bırakın keyif alsınlar falan. Kardeşim insan bu dünyaya keyif sürmek almak için gelmedi. İspat mı istiyorsun? Çok kolay. İnsanın bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğinin ispatı. Bir, gelenlerin gitmesi. Gelen gidiyor mu? Gidiyor. O zaman sen bu dünyadan keyif alamazsın. İki, gençlerin ihtiyarlaşması. Eğer ben bu dünyadan keyif sürmek, lezzet almak için gelseydim, ben gençlik devresinde sürekli yaşamam lazım. Halbuki 15-17 sene boyunca ben hayatı zor öğreniyorum yani. 18'den 40'a kadar gençlik devresi, 40'tan sonra başlıyor. Hani meşhur bizim göçmenlerin 40 tırt misali. Yavaş yavaş artık debi düşmeye başlıyor. O zaman hangi lezzet, hangi keyiften bahsediyorsun? İddian çürüdü. Üçüncüsü, mütemadiyen zeval ve firak hakikatinin tezahürüdür. Bağlanmış olduğun en basit bir yemek, lezzet almış olduğun en basit bir yemek dahi bitiyor mu? Bitiyor. Lezzeti bitiyor mu? Bitiyor. Mesela şu anda kuzu tandır olsa önümüzde değil mi? Yersin. Yersin ama ye bir yere kadar. Yedikten sonra artık bitti yani. Lezzet alamazsın. Mesela geçmişte öyle kavimler varmış. Adamlar Semud kavmi ne aşırı derece yemeğe düşkünler falan. Adam artık yiyor, şimdi bakıyor ki bir hakikat var ki doyuyorum ve artık doyunca da lezzet alamaz hale geliyorum. Onların böyle bir tüyleri varmış. Böyle ağzına sokarlarmış, affedersiniz. Böyle istifa ederlermiş. Tekrardan yemek yemek için. Bakın zeval ve firak varsa lezzet olmaz. Mutlak lezzet olmaz. Anlıktır lezzet. Geçicidir. Yani sen lezzet alırsın ve biter. Hemen arkasından o lezzetin bitmesi sana elem vermeye başlar. O yüzden üstad diyor bu dünyada geçici lezzetlere değil, tam tersi böyle geçici elemlere talip olmak lazım. Çünkü elemin bitmesi lezzet verir. İspat. Yani bakın psikolojik bu. Geçmişte mesela ben kendi hayatımda yaşamış olduğum bir böbrek taşı dökme hadisesi var. Şimdi ne yapıyorum? O hatırlayınca elhamdülillah diyorum. Çok şükür Cenab-ı Hak hamdolsun geçti be, hamdolsun ne çekmiştim elhamdülillah. Bak her anlattığımda elhamdülillah diyorum. Peki bundan geçmişe ve böyle lezzetli zamanlarınızı hatırlayın. Ne diyorsunuz? Hey gidi gençlik be. Hey gidi günler be. Bak elem. Lezzetler deşildikçe elem akar. Elemler deşildikçe eğer şuurlanmışsan lezzet akmaya başlar. Adam işi çözmüş yani. Biz lezzet peşinde koşuyoruz. Diyor ki o diyor geçici elemler daha büyük lezzettir. Çünkü elem bitince lezzet verir. Lezzet bitince elem verir. Şimdi bu dünyada sen lezzet alacaksın. Kardeşim aklın varsa zeval ve firak hakikati sana bu dünyada lezzet aldırmaz. Kendini kandırma. Ben de lezzet almak istiyorum. Gel beraber alalım ama hayvan değilsin ki sen. Hayvan olsan tamam. Hayvanın aklı yok. Dünü yok, geçmişi yok, yarını yok. Anlık olarak lezzet alıyor. Şuurda olmayınca rahat ediyor. Mesela şimdi pazar günü hayvan keseceksiniz. Dikkat edin kesim yerlerinde. Orada hayvan kesilirken ötekisi orada ot yiyor, su içiyor. Sen böyle bir şey yapabilir misin? Ya şurada birisi gelse bıçakla kese İsmail abi. Serkan durur mu orada? Aa elinde bıçak olsa kaçar zaten. Öyle değil mi? Veyahut da dur ya biz de yemek yiyelim. Sıra bize gelene kadar biz karnımızı doyuralım der misin? De lan kardeşim adam öldürüyor. Sıra sıra gidiyor bu adam. Buradakilerin hepsini biçecek diyor. Sıra sana geleceğini biliyorsun. Akıl noktasında sen rahat edemezsin. Keyif alamazsın. Kimi kandırıyorsun ya? İnsanı adam tanımlaması bir kere yanlış. Böyle tanımlayınca sanki dini de alıyor. Hayatının lezzetinin önündeki bir engel olarak görmeye başlıyor. Hayır, din diyor ki bak sen bu dünyada lezzet alamazsın. Bu lezzetleri marifetullah ile donatman lazım, bezemen lazım, hakikatini görmen lazım ki keyif alasın. Sen en büyük hakikat zeval ve firakı görüyorsun ve ben lezzet alacağım diyorsun, yalan konuşuyorsun. O yüzden lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindedir. O yüzden hakiki lezzet cennettedir. Cennette doyma yoktur. Cennette aynı lezzetin ikinci bir tekrarı yoktur. Mesela bir elma yiyeceksin. Allah nasip etsin inşallah. O elmayı yedin. O elmayı her ısırışta, her çiğneyişte artan bir lezzet almaya başlayacaksın. Ve doyma olmayacak. Doyma olmayınca sonu olmayacak. Sonu olmayınca sürekli şekilde lezzet alacaksın. Sürekli şekilde lezzet alacaksın. Yalnız olur mu? İşte idrak-i meali. Bu küçük akla gerekmez. Zira diyor bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Bu dünyada anlayabileceğin bir hakikat değildir. Çünkü bu dünyada sen kıyasla anlıyorsun. O mananın anlaşılma imkanı yoktur. Şu anda da mesela bakın biz elmayı yerken aslında her seferinde farklı lezzet alıyoruz. Ama bizim lezzet alma kuvve-i zayikamız o kadar körleşmiş ki biz ne yapıyoruz? Elma yani. Hayır. O elmanın her ısırışında, her çiğneyişinizde farklı bir lezzet vardır. Adam mesela gurme. Adam hassas dile sahip. Alıyor. Bunda bu baharat var, bunda baharat var, bunda var, bunda var. Tak 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 sayıyor. 10 tane, 20 tane baharat sayıyor. Sen alsan yani köfte yani. Tarçın dersin en fazla, kekik dersin. Bildiğin 3-5 tane baharat söylersin ama adam bir alıyor, sıraması diziyor. Tık tık bu var, bu var, bu var, bu var, bu var diyor. Hatta bunu da katmışsınız diyor. Hassas dil olunca abi şimdi löp 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 götür 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 sonra elma yani. Elma yani.
Çünkü aynı bir tecelliyat olmaz, imkansızdır. Allah bir esmasının bir boyutunu bir kere gösterir, bir daha sıra gelmez ona artık. Şimdi ona değineceğiz. Bak, lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindedir. O zaman lezzet olur. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi elenmiş şeylerin zevali lezzettir. Lezzetin de zevali elendir. Yemek yiyorsun değil mi? Dün biz mesela aşırı derece fazla yemek yedik. Yani gerçi her gün aynı şeyi yapıyoruz da ondan sonra dün ama haddini geçtik yani onlar. Hemen abi o çok şiştin falan soda hop çekiyorsun. Bak ne oldu? Elem verdi. Lezzet midir bu yani? Evet. Rahatsız etti. Gece uyuyamıyorsun. Ağzından affedersin şey çıkıyor işte reflün varsa ağzından hareket falan. Mide işte krampı, ülser mülser. Ne oldu? Hani lezzet? Hiç siz sığırın ülser olduğunu gördünüz mü? O lezzet odur işte. Yer. Çatlar gider ama yer yani. O çatlayacağım ben falan demez yani. Biz ne diyoruz abi? Bir kaşık daha al abi çatlayacağım patlayacağım. Yeni alıp yemiyorsun. Lezzet budur. Eğer lezzet bitmezse lezzettir. O yüzden bu dünyaya baktığında neyi göreceksin? Şu dünyadaki tezyinat, süslendirmeler, telezzüz ve tenezzüh için değil. Yalnız bunun için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, bak tadarsın, iştahını açar fakat doyurmaz. En büyük hata bu dünyada doymak istemektir. Sıkıntı buradan kaynaklı. Demiş bir güzel Cenab-ı Hak, bunlar numune. Tat, asıllarına talip ol. Tat, arkaya talip ol. Biz ne yapmışız? Tatmışız, tatmışız, anlamamışız, bir daha tatmışız, sonra doymak için uğraşmışız, makine bozulmuş. Ne demen lazım? Tadacaksın, işi anlar, ne yapar? İntizar ile telezzüz eder. Yani bekler, der ki ya bunlar numune, ne diyor? Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda, bunu anla. O zaman ne yapacağım? Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Numunelerin hepsi arkaya davet etmektir. Sen showroom'a takılmışsın. Ve zeval tokadını da yiyorsun. O zaman doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya da senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. O yüzden dünyanın bu noktadaki mevcudata eğer mana ismiyle bakarsanız yani Allah'tan kopuk bir bakış yani iki iman rükünü dedi ki amentü billah'tan kopuk bir bakışla bu dünyada insan rahat yüzü göremez, keyif süremez, lezzet alamaz, mutlu olamaz. Özellikle bu süslü hayatları, zahiri ve debdebeli hayat yaşayan, çok da mutlu olduklarını iddia edenler, o sosyal medyada böyle paylaşan ünlülerin işte hayatlarına baktığınızda bunu çok net görürsünüz. Bizim hayatımız da bu kadarsa onların hayatını siz düşünün yani. Bizim hayatımız bak dindar olarak kendimizi gördüğümüz insanlar olaraktan bizim hayatımız bu kadarsa onların hayatını siz düşünün. Ama aşırı morfinle ne yapıyor? Kendini uyutuyor, mutlu süsü veriyor. Sürekli o gülüyor, içi kan ağlıyor. Eroin desen, esrar desen onda. Hayat Allah'la hayatlanmazsa, imanla hayatlanmazsa, ibadetle süslenmezse ve ahiretle desteklenmezse bu hayat hayat olmaktan çıkar abiler. Din budur işte. Sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne getirmiştir? Ya sana insanlığı getirmiştir. İnsanı insan yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Daha büyük bir şey değil ama Allah anlıyor şimdi. Din dediği, dün bir tanesi öyle karşılaştık. Ya işte bu hüküm bu mudur, bu mudur? Almış böyle bazı ilmihal bilgilerini döndürüp duruyor yani. Kardeşim ya bu din ki ya. Ya sana ne kattı din yani? Bu mudur yani hüküm işte bu suyu üç kere içmek kim koymuş bu hükmü? Efendimiz hüküm koyabilir mi? Koyamaz mı falan. Bana göre benim alemde çok böyle gereksiz konu yani. Bunu öğrenmek değil ki dinin sana ne kattığını anlaman lazım. Ne kattı din sana? Mesela mutlu musun? Zeval ve firak tokatlarını yedikçe yamuluyor musun? Depresyona giriyor musun? Bakın şimdi mesela alem-i İslam içinde en büyük kronik hastalık nedir? Depresyondur yani. Evlerinize bakın huzursuzluktur. Niye? İmkanlar fazla her şeyimiz tam ama huzur yok. Çünkü iman yok. İman zayıf. Allah'a iman zayıf. Sıkıntının nereden geldiğini bulamıyoruz. Ahirete iman zayıf. Bu dünyanın geçici olduğunu unutmuşuz ve bu dünyada mutlak mutluluk arıyoruz. Olmayan kara kediyi kapkaranlık bir gecede aramak gibi bir şey bizimki. Mana ismi dediğim o yani. İnsan deyince adam ne anlıyor? Şu vücut. Kuvvetli kaslarım, işte şu elimin uzunluğu vesaire organlarımın kuvveti, işte yakışıklılığım, saçımın falan filan. İnsan bu. Dünya ne? Ya gördüğüm işte kardeşim. Ben ne kadar lüksümü arttırırsam o kadar huzurlu olacağım. İmkan yok kardeşim. Asr-ı saadette maddi imkanlar yok muydu? Yoktu. Ama huzur var mıydı? Vardı. Niye asr-ı saadet oluyor? Çünkü huzur manadadır. Din manayı ders verir. Bu kadar her şeyin kopup gitmiş olduğu bir dünyada zeval ve firak tokadını yiyen bir insanın kendini uyutmaktan başka bir çaresi yoktur. O anlatsın külahıma benim. Öyle çok mutluyum, huzurluyum. Öyle tarafta pozlar vermek de olmuyor bu iş yani. Hayatına bakacaksın. Evet. Şimdi dünya içindeki bu kainattaki hem kendimizin hem mahlukatın üzerinde mana ismiyle baktığımızda zeval ve firak hakikatını çok zahir görüyoruz. Bakın nice şairle birkaç tane şiir notu aldım şurada iki mısra. Adam mesela bak şimdi mevcudata bakıyor. Özellikle güz mevsimi
nedir? Bu zeval ve firakın en net hissedildiği zaman dilimidir. Çünkü yavaş yavaş o işte baharın ve yazın debdebesiyle 400 bin mahlukattan 200 binin vefata doğru geçmesi. O şimdi ormanlarda gördüğünüz yemyeşil ağaçlar işte bir buçuk ay, iki ay sonra yavaş yavaş ne yapacak? Soyulmaya başlayacak ve ölüm hakkında ders vermeye başlayacak. Adam demiş ki bak şimdi çiçekli badem ağaçlarını unut değmez. Geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı diyor bak şimdi. Her ağaç adamda ne yapıyor? Yara açıyor. Çünkü geri gelmesi imkansız. Hatırlamaya gerek yok bunu. Ama insansın. Bakıyorsun ağacı seviyorsun. Nasıl hatırlamayacaksın yani? Mesela eskiler bilirler. Böyle şurası ağaçlıydı, burası ağaçlıydı. Neyse burada bir çam ağacı vardı, burada bir çınar ağacı vardı diyor. Bak ne oldu? Çınar ağacı gitmiş. Üzerine bina dikmişler. Ama hala kuvve-i hafızada sende duruyor. Oradaki bütün insanların kuvve-i hafızasında o ağaç var. Onu hatırlamak sana elem verir. Sen neden bahsediyorsun? İlla ondan sonra bir şey olma gerek yok. Ben diyorsun hey bir de şurada bir şey vardı be. Yani ben kendim daha adam bebeğiz yani bu yaşlılara itibaren ondan sonra. Bizim oradaki Ali Beyköy'deki o AVM'nin orası çayırdı. Orada biz top oynardık yani. Ulan her dilini Mustafa'ya gösteriyor. Oğlum bak siz diyorum bu top oynardık. Biz sizin o imkanınız yok. Bak hala çayı benim hafızamda. Sil bakayım silebilir misin? Silemez. Adam ne demiş? Bak geri gelmesi imkansız olan hatırlama. Değmez diyor. Fani ömür biter. Bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek, kuş dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda. Veda kendini hissettirirmiş. O yüzden Üstad bu manaya dikkat çekiyor ve diyor ki bakın. Bütün bu diyor mecazi aşıkların eninleri. Bağırıp çağırmaları. Adam mesela şarkıcı. Yaktın, bittin, kül ettin, mahvettin, köfte ettin, pişirdin. Şarkılar yok mu böyle? Eskiden arabesk vardı, şimdi kalmadı fazla. Eski sanatçılar böyle arabeskte. Adam yanmış. Ne yapıyor? İşte basıyor ondan sonra arkasından şiiri, şarkıyı. Yandığını hissediyorsun. Birkaç örnek verir mi? Şimdi olmaz. Hafızamda olanlardan. Ve neden peki bu adam bunu yazıyor? Çünkü mecazi aşık. Ne demek mecazi aşık? Yani hani yaratılandan ötürü yaradanı sevmek. Leyla ile Mecnun örneği en basit. Adam Leyla, 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 Leyla yanmış da yanmış. Kaç sene sonra gözler gitmiş. Ondan sonra demiş ki ya demiş ben Mevla'yı buldum. Kaç sene süründün? Mecazi aşk ne yaptı? Yaktı. Ve bütün ondan sonra bunların bağırıp çağırmaları bu kısım elemdendir. Ve bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamaları hani okuduğum iki mısrada gözüken şekilde. Vaveylalar hep mahbupların firak ve zevallerinin tasavvurundan neşet eden elemlerdir. O yüzden hassas insan çok yanar. Eğer o yanmasını marifetullah ile bezerse, düzeltirse o zaman işte o her zeval ve firak insanı alır, 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 alır. Sen faniden bakiye geçersin. Faniden bakiye geçersin. Şimdi önce varlık ve zaman kavramını oturtmamız lazım. Yoksa öteki türlü çıkamaz işin içinde. Mesela varlık nedir? Zaman nedir? Mürurur zaman. Diyor bak mürürü zaman, zamanın akması, zaman akıp geçiyor. Bu zaman kavramı nedir? Ve varlık nereden geldi ve nereye gidiyor? Şimdi nereden geldiğini bilmezsen, nereye gittiğini de bilmezsen lezzet alamazsın. Zeval ve firak seni yakmaya başlar. Çünkü ne demiştik bu dersin ilk başlangıcında? Ruhu, İslamiyet neydi? Fetihti değil mi? Ruhun fethetmesi için, İslamiyet hakikatinin senin ruhunda açılım yapması için senin ruhunun kendisinden alınan, kendisinden kopan, kendisinden uzaklaşan mevcudatın veyahut da mahlukatın kendisine daha iyi şekilde verilmesiyle anca mutlu olur. Eğer ruh kendisinden kopan, kendisinden ayrılan mevcudatın ve mahlukatın kendisinden daha iyi bir şekilde geri verileceğini bilirse der ki tamam o zaman. O fetih oldu. Ama bunu yapmazsa, bunu farkına varmazsa sen bu dünyada istersen handa otur, istersen sarayda otur bu ruhu memnun edemezsin. Çünkü bu dünya bu ruh için nedir? Gurbettir. Beden kafestir, dünya gurbettir. O yüzden ruhu dünyaya doyuramazsınız. Ruhun aradığı şey manadır. Ama önce ne yapacaksın? Bir, zaman. İki, varlık hakikatini doğru anlayacaksın. Şimdi varlık dediğimiz kavram nedir? Yani mevcudat dediğimiz, çiçek dediğimiz, böcek dediğimiz kavram nedir? Bunlar nereden geldi ve nereye gidiyor? Öncelikle şunu bir silmemiz lazım. İtikadi bir problemdir abiler bu. Allah kainatı yarattı, bıraktı veyahut da arada müdahale ediyor. Şimdi böyle bir itikat İslami bir itikat değildir. Rahman suresinin 29. ayetinde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? O her an bir tasarruftadır diyor. Sürekli yaratıyor. Yaratma fiili her an vardır. Cenab-ı Hak esmasıyla, sıfatıyla mevcudat üzerinden bizimle konuşur. O yüzden bir varlık neredeydi? Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tabir özellikle Yasin'de de geçen. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ne demek? Bunu birçok tefsir alemleri farklı açıklamıştı ama Üstad diyor ki İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin iki tane daire hükmünde. Yani İmam-ı Mübin dediğimiz bütün varlık aleminin proje alanıdır.
Mesela biz daha önce neredeydik? Yok muyduk? Hayır, biz yok değildik. Biz bir varlıktaydık ama varlık sahasına düşmemiştik. Allah'ın ilminde tabiri caizse bir proje halindeydik. Dolayısıyla İmam-ı Mübin dediğimiz şey alemi gaybe bakar. Biz alemi gaybda Allah'ın ilim dairesindeydik. Kitab-ı Mübin de bu beş duyu organımızda gördüğümüz, hissettiğimiz şu kainat üzerinde gözüken hal. İmam-ı Mübin'den varlık alemi şehadete geldi. Kitab-ı Mübin'e geldi. An tecelli. Yani ilim dairesindeydi. İrade artı kudret artı ilim eşittir varlık sahası. Alemi şehadet. Anladınız değil mi? İnşallah birazcık ağır bir yer. Ama dikkatli dinlersek en azından bir kısmını anlayabiliriz. İmam-ı Mübin mazi ve müstakbele bakar. Mazi evvel, müstakbel ahir. Mesela Cenab-ı Hak ilminde bir ağacın mazisiyle müstakbeli birdir. O birliği çekirdek içine koyar. Çekirdek aslında ağacın bütün hayat safhasının yazılı olmuş olduğu bir programdır. O yüzden de asıl kök ve tohumlardır. Mesela her bir çekirdek aslında bir İmam-ı Mübin'in prototip halidir, çiptir. O çekirdeği toprağa atarsın, o çekirdek içinde yazılı olan mana ağacın hayatında tezahür eder. Dolayısıyla ne olur? İmam-ı Mübin'de olan mazi ve müstakbel kök ve tohum halindeki mevcudat İmam-ı Mübin'e çıktığı zaman kudretle, iradeyle beraber artık hazır zamana geçer ve kendisine derc edilen tohum içerisindeki vücut neşvi nema bulmaya başlar, açılmaya başlar. Bunlar her an olan hadiseler. Yani sürekli bir tecelliyat var. Sonra İmam-ı Mübin kaderdir ve emirdir. İmam-ı Mübin programdır. Kitab-ı Mübin dediğimizde kudrettir. Artık vücuda çıkar. Mesela kader dediğimiz şey, senin başına gelecek olan her şey kaderdir. Ama başına gelmesi hadisenin nedir? Kazadır. Artık kudret temas etmiştir, vücuda gelmiştir. O yüzden başa gelen her şey güzeldir. Ya bizzat ya netice itibariyle manası budur. Sen eğer her an Cenab-ı Hakk'ın taht-ı tasarrufunda olduğunu, bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın her an taht-ı tasarrufunda olduğunu farkına vardığında başına her ne gelirse gelsin. Zahiren çirkin de olsa senin artık ne demen lazım? Bunu yapan Cenab-ı Hak'tır. O yaptıysa güzel yapar. Ama zahirde güzellik görmüyorum. Ama nedir? Ya bizzat güzel olacak ya netice itibariyle güzel olacak. Evet bizzat güzellik yok. Ama nice hadiseler var hayatımızda. Yıllar sonra diyoruz ki ya iyi ki de olmuş. Ben istememiştim ama iyi ki de olmuş. Ne oldu bak? Netice itibariyle güzellik olduk. İmam-ı Mübin dairesinden Kitab-ı Mübin dairesine geçti ve vücut sahasına girdi. Şimdi bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın an ve an yaratma hadisesidir. Yani ampulün içindeki ışık. O eski ampuller vardı ya sarı. Böyle ne yapıyor? Böyle sürekli şekilde bir tecelliyat var. Orada sen ışık olarak görüyorsun. Ve hatta bir daha basit bir örnek verelim. Bisikletin sibobuna, Bayram abi sen bisikletten anlarsın. Sibobuna böyle led takıyorlar değil mi? Bir tane led parça. Şimdi normalde tek bir noktayken tekerlek dönmeye başlıyor. Ve ne oluyor? Şerit. Vay diyorsun tekerleğe bak adam mavi led döşemiş. Halbuki bir tane ışık. Bir tane ışık o kadar hızlı dönüyor ki artık onu sen ne yapıyorsun? Şerit olarak görmeye başlıyorsun. İşte zaman dediğimiz kavram bütün bu anların hızlı şekilde tecelligahıdır. An zamlanmış anlar oldu zaman. Zam artı an. Yani zamlanarak anlar oldu zaman. Sen mürur zaman demiş olduğun mana Cenab-ı Hakk'ın her an tecelligahını izliyorsun. Her an tecelli ediyor. Her an kendini ifade ediyor. Esmasıyla, sıfatıyla, şuunatıyla. Tabiri caizse çiçekte, böcekte, gecede, gündüzde, sende, ihtiyarlık, yaşlık, gençlik vesaire her anın Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı oluyor. Ve sen aynalar üzerinden Cenab-ı Hakk'ın tecellisini izlemeye başlıyorsun. Cenab-ı Hak'la mülaki oluyorsun. Peki zeval ve firak var mı? Evet var. İşte bu anlar arasındaki boşluğu ne kadar çok görürsen onlar zeval ve firaktır. Eğer manalandıramazsan, Allah'la irtibatını kuramazsan yakar, kavurur, biçir. Ama bu hakikati biliyorsun. Diyorsun ki Cenab-ı Hak her an tasarruftadır. Yan gitti yok oldu. Nereye yok olabilir ki ya? Mutlak varlığın, sonsuz bir varlığın tecelligahı nasıl olur da yok olur? Bu kainatta yokluğu tadacak olan bir varlık olabilir mi? Allah'tan kopuk bir varlık olması lazım haşa. Sonsuz olan bir Allah'ın, sonsuz tecelligahı esmasının, tecelligahı olan mahlukat hiçbir zaman yok olmaz. Bitmez. Ama bir yerlere gider. Bir yerlere taşınır. Bir yerlere götürülür. Eğer sen bunun farkına vardığında her bir an senin zamanın olur. Ve sen bu zamanı ne kadar şuurlandırırsan o kadar güzel bir namazın olur. Ne kadar bu zamanı iyi okursan, çiçeğe, böceğe, kuşa kendine bakıp rızıklandırıldığını, idare edildiğinin,
terbiye edildiğinin, bir Halik tarafından dünyanın rahmetle donatıldığının farkına vardığın anda o anlar nurlanır. Senin de namazın nurlanır. Nurlandırılmış bir zaman, 9. sözde ders yaptık kaç ders, iyi bir namazdır. İyi bir namaz kılmanın yolu bütün bu tecelliyatı nurlandırmaktır. O yüzden işin kilit noktası burası. Zeval ve firak bizi bir yerlere taşıyacak. Şimdi nereye taşıyacak ama? O yüzden zeval ve firakın bizi yakmaması için iki nokta var. Bir, mevcudatın neyi ifade ettiğini bileceğiz. Bak bir örnek veriyor. Diyor ki, tecelli-i cemaliyi gösteren hayat. Neymiş? Tecelli-i cemaliymiş hayat. O yüzden diyor üstad, bu hayatın başına Esma-i Hüsna'dan ne gelirse gelsin güzeldir. Ne demek Esma-i Hüsna? Esma-i Hüsna, Allah'ın isimleri. Ama Esma isim, Hüsna güzel. Allah'ın güzel isimleri. Allah'ın güzel isimlerin tezgahından çıkmayan bir şey var mı kainatta? Yok. O zaman madem her şey Allah'ın tezgahından çıkıyor, Esma-i Hüsna'nın tezgahından çıkıyor. Şimdi bu tezgahtan çıkan kötü olur mu? Çirkin olur mu? Olmaz. O yüzden ne dedi bak? Tecelliyat-ı cemaliyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir? Cenab-ı Hakk'ın birliğini gösterir ve bir çeşit tecelli-i vahdettir. Aynı tecelli gel bütün kainatta da tecelli ediyor. Sana hayatı veren sivrisineğin hayatı veriyor. Balığa da hayat veriyor. Çocuğa da hayat veriyor. Çiçeğe de hayat veriyor. Bakıyorsun ufacık ufacık mahluklar, ufacık ufacık böyle bit gibi mahluklar. Böyle bakıyorsun ya buna da hayat vermiş. Her yere hayat veriyor. Evet mesela velillahi meselül ala, nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları zemin yüzünde mütelemmi şeffafatı güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi bir ırmak düşünün, akıyor. Güneş vuruyor ve o güneşin üzerindeki tecelliyat ırmak üzerinde gözüküyor. Irmak aktıkça tecelli değişiyor, sıklı değişiyor. Güneş sabit, ırmak akıyor. Ve bütün ondan sonra o şeffafat, yani o şeffaf şeyler ne yapıyor? Grubuyla, gitmeleriyle beraber arkalarından gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri. Haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki. Akan bir ırmak var, aktı gitti. Güneşi gösterdi gitti. Arkadan gelen katreler yine gösterdi gitti. Şimdi sen bakıyorsun ki güneş sabit. Su geri diyor ama güneş sabit. Güneş sabitse o ışıklar ve nurlar neyin göstergesi? Baki, daimi, âli tecellisi. Bir güneşin göstergesi. Ya güneş sabitse akıp gidenlerin önemi var mı? Yok olanların önemi var mı? Güneş sabit, güneş. Güneş sabitse katreler değişsin, şeffaflar değişsin, gelen gitsin. Önemli değil. Çünkü güneş sabit. Şimdi bu bir temsil. Güneş hükmündeki Cenab-ı Hak kainatta ne yapıyor? Sürekli şekilde kendini ihsar ediyor mevcudat üzerinde. Kelebeklerle, böceklerle, senle, benle, çocuğunla her şeyinle tecelliyat var. Sürekli tecelliyat var. Tecelliyat, tecelliyat, tecelliyat. Şimdi sen batıp gidenlere bakıyorsun, ağlıyorsun. Ulan gittiler, ah mahvoldular, gittiler, mahvoldular. Kardeşim bir dur ya. Her şey fani ise ya baki entel baki. Ağlama, üzülme. O yüzden bütün bu sanatlar, nakışlar, cilveler, bütün esması kutsiye ve cemili olan bir zat-ı cemil-i zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır. Tahavvül eden nakışlarıdır. Tahavrük eden ayneleridir. Birbiri arkasında gelen sikkeleridir. Hikmetle değişen hatemleridir. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sürekli şekilde tazeliyor, yeniliyor, gösteriyor. Sürekli mana. Her bir mevcudu, her bir mahluku bir mektup olarak gördüğünde o zaman işte diyorsun ki ya baki entel baki. Her şey fani olsun. O baki. O baki ise faninin bir ömrü yok. Önemi yok. Şey yapmaz sana yani. O zaman zeval var mı? Yok. Firak var mı? Ne firağı ya? Menba bulmuşsun. Menba bulduktan sonra firak da olmaz, zeval de olmaz. Ya baki entel baki demen için neyi görmen lazım? Faniliği görmen lazım. Faniliği görürsen o zaman tamam. O zaman yanmazsın. Ama unutmuşsun bakiyi. Unutmuşsun güneşi. Tecelligah eden o şeyleri de tazelenme sanat olarak görmüyorsun. Tahavvül eden nakış olarak görmüyorsun. Sonra tahrük eden ayna olarak görmüyorsun. Birbiri arkasında gelen geçen ondan sonra sikkeler hatemler olarak görmüyorsun. Hikmetle bakmıyorsun. Bomboş bakıyorsun. Affedersin böyle yani bir mahlukun diğer bir vasıtaya baktığı gibi bakıyorsun. Böyle bön bön bakıyorsun. Mana yok. Marifetullah yok. Sonra yandım anam. Bittim anam. Ah anam. Ah ne güzel. Ah gitti. Ah gitti. Nereden geldiğini bilmedin. Yakmaya başladı. İkinci noktada nereye gittiğini. Bütün diyor mevcudatı bahariye ve dünyeviyedeki kısa bir hayat geçirdikten sonra bu mahlukat onların sani hakimi alemi bekaya ait gayelerini o aleme kaydetmekle beraber. Mesela kabre girdiniz. Allah
İmanla girmeyi nasip etsin. Tamam. Bütün anlarınız tek tek size gösterilecek. Bu zeval ve firak hakikatını eğer aleminize doğru yansıtırsanız, doğru okursanız, marifetullah penceresiyle kainatı müşahede ettiğiniz anda bütün o güzel masnuatı, mahlukatın nurlanmış şekilde izlemeye başlayacaksınız. Hayatınızın bütün güzel anları cennet iskemlelerinde nurani şekilde size seyrettirilecek. Çünkü siz filmi doğru okudunuz. Baktınız bir güzel çiçek, maşallah, barakallah dediniz, ahirete yolladınız. Yediniz bir elma, maşallah, barakallah dediniz, ahirete yolladınız. Şimdi biraz sonra helva yiyeceksiniz, maşallah, barakallah dediniz, ahirete yolladınız. Ama affedersin, sığırca yedin, düşünmeden yedin, boş baktın, manasız baktın, kapkara, simsiyah görüntü olarak gönderdi. Ne yapıyor Sani-i Hakim? Onları alem-i bekaya yazıyor. Ve etvar hayatlarında gördükleri vezaif-i hayatiyeyi, mucizat-ı subhaniyeyi, menazım-ı sermediyede. Cenab-ı Hakk'ın sermediği manzaraları var. Gerçekten de bakın Allah inşallah nasip etsin. En zevkli anlardan bir tanesi dünyada marifetullah ile bezediğiniz anları cennet iskemlesinde seyretmek olacak. Eğer bunu yapmazsak, mevzuatın nereden geldiğini unuttun, nereye gittiğini unuttun, alem-i ahireti unuttun, o zaman işte bu dünyada ayrılık ne kadar yakmışsa onun belki de bin mislisi toprak altında yanmaya devam edeceksin. Ruhunda böyle kocaman bir delik var yani. Allah muhafaza. Bunun böyle yapması Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Rahim ve Vedud esmasının neymiş? Gereksinimiymiş. O zaman bu zeval ve firak neymiş? 3 nokta saydı bize. O da nedir? Zeval ve firak bana ne dersi veriyordu? 1. Cenab-ı Hakk'ın sani yani sanatkarın taze taze renk renk çeşit çeşit mucizelerini göstermek için birer seyrangahmış. Ben zeval ve firaklı bu manayı anlıyormuşum. 2. Kudret kalemiyle yazılan harikaları gösteriyormuş Cenab-ı Hak zeval ve firakla. Sürekli yaratıp yaratıp alemi şahadete gönderiyor ve kudret kalemiyle bize bu manaları ders veriyor. Son olarak da rahmetinin tecelliyatını göstermek için. Her şeydeki var olan rahmetinin, rahmetim her şeyi kuşatmıştır manasındaki her şeydeki güzellikleri göstermek için zeval ve firakla, mürur zaman dediğimiz zamanın akıp geçmesiyle bana bu 3 noktayı ders veriyor. Bu 3 noktayı ders alan kişiyi ne yapar? Bütün bu zeval ve firak hakikatını marifetullah ile anlar, idrak eder ve bu manayı anladıktan sonra kemali lezzetle seyir ve temaşa etmeye başlar. Kemali lezzetle. Ne güzel yapıyor yani. Harika yapıyor. Maşallah, barakallah, kemal lezzet. Allah bu manayı nasip etsin inşallah. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.